Herkese merhaba. Bugün 10 Nisan 2019 İzmir Ege Üniversitesi ve Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün ortak çalışmasıyla başlatılan polen alerji bülteni İzmir Pilot Çalışması'na hepiniz hoş geldiniz. Bu çalışmanın temel amacı toplumda oldukça sık görülen astım ve alerji hastalarına yardım edebilmek. Bu amaçla benim gibi alerji immünoloji uzmanları, Sayın Aykut Hocam gibi uzman biyologlar, çevre ve meteoroloji mühendisleri, web yazılım uzmanları hepimiz bir araya geldik. Alerjik hastalıkların ve astımın temelinde aslında hastanın neye duyarlı olduğunu tespit ederek ondan korunmasını sağlamaya çalışmak yatıyor. Sorunlu alerjenler, polenler gibi doğanın tamamen doğal bir parçası olan ve çoğu zaman çok miktarda bulunan yoğun alerjenler olsalar bile yapılan çok sayıda bilimsel araştırma, eğer polenlerden korunmak mümkün oluyorsa bu korunma önlemlerinin astım ataklarının sıklığını çok azalttığını, alerjik hastalıkların kontrolünün çok daha iyi gittiğini bize göstermiştir. Bu çalışmanın temel esasını da polen alerjisini tanımak ve ondan nasıl korunacağımızı öğrenmek yatmaktadır. Peki bunu yapabilmek için asıl olarak bilmemiz gereken nedir diye sorduğumuzda temel olarak 5 sorumuz var cevaplamamız gereken. Birincisi, bu polenlere karşı alerjiniz var mı? Varsa hangi polen türlerine karşı alerjiniz var? İkinci sorumuz, bu polenler atmosfere ne zaman çıkıyor? Ne zaman ve ne kadar düzeyde havada bulunmaya devam ediyor? Üçüncü soru, bu poleni atmosfere yayan bitkiyi nasıl tanırsınız? Bu bitkinin genel özellikleri nelerdir? Şu nokta çok önemli. Bu polenler günlük hava durumu tahminlerinden nasıl etkileniyor? Çünkü biz biliyoruz ki bazı meteorolojik koşullar polenlerin artmasına ya da azalmasına neden olabiliyor. Ve son sorumuz da bu polenlerin mevcut astım ya da alerjik hastalığınızı mümkün olduğunca az etkilemeleri için neler yapmamız gerekmektedir? Bugünkü polen alerji bültenimizde kısaca bu sorulara cevap vermeye çalışacağız ama bunun ilk polen bültenimiz olduğunu, her hafta yeni polenlerle, yeni korunma önlemleriyle, yeni tedavi önerileriyle tekrar karşınızda olacağınızı bildirmek istiyorum. Biz bu amaçla benim gibi alerji immünoloji uzmanları, Sayın Aykut Hocam gibi uzman biyologlar, çevre ve meteoroloji mühendisleri ve web yazılım uzmanları hem Ege Üniversitesi'nden hem de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bir araya geldik. Şimdi kısaca İzmirli için, bu bir pilot çalışma, ilk çalışma, İzmirli için geçtiğimiz hafta en yoğun olan atmosferde polenlerin hangilerine olduğunu, onları nasıl tanıyacağımızı Sayın Profesör Doktor Aykut Güven senden öğreneceğiz. Çünkü kendisi bu polenleri sayan kişidir. Teşekkür ederim. Geçtiğimiz hafta İzmir ilinde ağaç polenleri arasında çınar ağacına ait polenler baskın durumdaydı. Bu ağaç Platanaceae familyasından Platanus orientalis yani Doğu Çınarı olarak adlandırılmaktadır. Ülkemizde en fazla görülen ağaç türü bu. Anadolu tarihi için önemlidir çünkü anıt ağaçlardır bunlar. 500-600 yıl kadar yaşayabilmekte, hatta daha fazla yaşayabilmektedir. Bu Doğu Çınarı dışında bir de Batı Çınarı yayılış göstermekte ama az tabii ki bunların dikimi gerçekleşmiştir. Batı Çınarı Platanus occidentalis. Ayrıca bir tane daha var. Platanus acerifolia yani akçaağaç yapraklı çınar. Bu ise Doğu Çınarı ile Batı Çınarı'nın melezi şeklindedir. İşte düşündüğümüz zaman bütün bu ağaçların polenlerini atmosferde görebiliyoruz. Ama ağırlıklı olarak tabii ki ağırlıklı olarak biz Platanus orientalis'i yani Doğu Çınarı'nın polenlerini çok fazla miktarda görmekteyiz. Dut, çam ve meşe gibi bitkiler polenlerin baskınlığı arttı. Yani çınar polenlerinde bir azalma görüldü. Tabii çınar ağacının havada bulunduğu süreci Mart ortasından Nisan sonlarına kadar devam bir süre etmektedir. daha devam Devam edecek hocam. etmektedir. Fakat tabii bu süreçte tabii çam ve dut ve meşe özellikle bunlar da tabii ki geride kalmayacaktır.
baskınlığını artıracaktır. Peki hocam, baharda hava güneşli, güzel gidiyordu. Sonra birden yağmurlar başladı. Bu bizim atmosferdeki polen düzeyimizi nasıl etkiledi? Kesinlikle azalttı ve polene karşı alerjik hastalara karşı daha doğrusu bir aslında avantaj sağlamış oldu yağmurun olması. Polen yağmuruyla yere çöktüler herhalde, değil mi? Polen yağmuruyla bu polenler yere çöktü ve dolayısıyla insanlar çok az etkilendi. Daha az olduk. Evet, bu güzel. Bir şans tabii ki. Her zaman böyle olacak diye bir şey Peki, yok. Peki biz bu risk tahminleri nasıl takip edelim? Sizin yaptığınız polen sayımlarını hastalarımız nasıl takip edebilir hocam? Bunları işte bizim hazırladığımız polen bülteninden takip edebilirler. Günlük atmosferik parametrelerdeki değişimlere bağlı olarak havadaki polen konsantrasyonlarında da değişimler söz konusu olacaktır. Bu üçer saatlik periyotlarla bunu takip edebilirler polen bülteninden. Çok, güzel, çok büyük hocam. Bir avantaj sağlıyor. İzmir pilot bölge olarak gerçekten çok büyük faydalar sağlayacaktır. Peki hocam, o zaman bu haftanın Nisan'ın ilk haftasının baskın poleni olarak çınar ağacı polenini bize çok kısaca tanıtır mısınız? Evet. Netince ismine, türlerine nasıl tanıyacak hastalarımız? Tabii. Şimdi çınar ağacını tabii çoğunlukla herkes biliyor. Tabii biz bu ağacı daha çok park ve bahçelerde, piknik alanlarında görmekteyiz. Ancak doğal yayılış alanları genellikle vadilerde ve dere yataklarında, taban suyunun yüksek olduğu yerlerde biz bunları görüyoruz. Ama ben en çok şehirde yol kenarlarında görüyorum. Evet. Belediyeler çok seviyor çınar ağacını. Neden onu tercih bunun ediyorlar? Bunun nedeni zaten şöyle. Bunu seçmelerin nedeni çünkü çınar ağacı kirlilikten çok az etkilenmekte. Hava kirliliğinden çok az. Dayanıklı bir ağaç. Dayanıklı olduğu için. Çok da uzuyor. Kesinlikle uzuyor ve kirliliğe karşı dayanıklı. Ve gölge ağacı olarak kullanmaktadırlar. Bu sebeple çınar ağacı tercih edilmekte. Fakat diğer yönü var bunun, alerjik polenleri söz konusu. Evet, ve yaklaşık 20 gün kadar atmosferde yoğun olarak polenlerine biz rastlıyoruz. Ama Allah'tan senede sadece bir gün ve 20 gün kadar. Evet, yani senede bir periyodu var. Tekrar söyleyecek olursak Mart ortasından Nisan sonlarına kadar biz polenlerini görüyoruz ama ağırlıklı olarak yani Nisan'ın ilk haftalarında biz görüyoruz. O zaman çınar ağacı polenine karşı duyarlı olduğunu bilen alerji hastalarımız, astım hastalarımız senenin belli günleri bu polenden korunma yönüne giderek hem astımların daha iyi gitmesini hem de alerjik hastalığın daha iyi gitmesini sağlayabilirler gibi görünüyor, değil mi hocam? Kesinlikle. O bitkiyi tanır ve kesinlikle korurlarsa. Peki acaba bunu nasıl yapacağız diye çok soruyorlar hastalar. Polenler her yerde, biz nasıl kaçacağız ki hocam, bu çok mümkün değil diyorlar. Aslında pek de öyle değil. Çünkü baktığımızda özellikle erişkin çalışan kesim günümüzün büyük çoğunluğunu iç ortamda geçiriyoruz. 8 saat kadar çalışıyoruz. Evimize gidiyoruz, yemek yiyoruz, evet, televizyon seyrediyoruz ve uyuyoruz. Aslına bakarsanız çok az dış ortam aktivitesi yapıyoruz. Bu dönemlerde, Nisan'ın o belli döneminde ağaç polenleri için özellikle iç ortam aktivitesini tercih etmek hastaların daha kontrol altında gitmesini sağlayabilir. Ama şu mutlaka akılda tutulmalıdır. İç ortam dediğimiz hava ortamı aslında dış ortamdan en çok dış ortamdan etkilenmekte. Dolayısıyla dış ortam neyse aslında iç ortamda o. Özellikle pencereler açık havalandırma yoluna gidildiğinde. Dolayısıyla yapmamız gereken şey iç ortam havasını mümkün olduğunca polenlerden korunmaya çalışmak. Çift sineklik ter takmak. Polen filtresi olan klimalar kullanmak, pencere açmak yerine. Arabamızda, okullarda yine bu tip klimaların tercih edilmesi. Polen alerjisi olan hastaların olmadığı zamanlarda polen filtreli klimalarla iç ortam temizliğinin yapılması hastaları çok rahatlatabilir. Unutulmamalıdır ki polenler dış ortamdan içeriye girdiklerinde eşyaların üzerinde, masaların altında, evin her yerinde, hatta saçlarımızın her yerimize saklanabiliyorlar. Bu dolayısıyla onların girmemesini sağlamak ve mekanik olarak uzaklaştırmak hastaların polenleri solumasını engelleyecek ve hastalıkların daha iyi gitmesini sağlayacaktır. Evet. O zaman bu hafta için bizim ilk bitkimiz çınar ağacı poleniydi. Ondan nasıl korunabileceğimiz konusunda küçük korunma önlemleri verdik. Tabii ki bir bültende hepsini vermek çok mümkün değil. Haftalık bültenlerde yeni bitkiler, yeni korunma önlemleri, yeni tedavi seçenekleriyle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hepinize dikkatiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.